Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Bydrift'in en güçlü ve en kanser şampiyonlarından biri olan Ezreal'ı çekeceğim. Ezreal şu anda çok güçlü. Bilgisayar versiyonunda çok fazla oynanılıyor. LoL Mobile'de de fazlaca oynanacak çünkü inanılmaz güçlü. Şimdi yeteneklerini, boyutlarını size bahsedeceğim. Yenilmez girdim. Arakçı da girebilirsiniz. Ya bu arada takımda yine jungle yok. Gördüğünüz gibi iki kişi üste gitti. Support'um yok yanında. Yeni support yapmayacak. Karşının Nami'si var. Benim hiçbir şeyim yok. Yani böyle olunca kanser oluyorum. Şuraya birinci temizden başlayalım. Aa, Freak ile en sevdiğim. Gel buraya. Bizim adam ölecek. Vallahi bizim adam ölecek. Şifa basmam. Tamam, güzel. Ya hep dua ediyordum. Bir kere de böyle salaklar karşıya gelse de ben çok kassam diye. Arkadaşlar birinci telimiz basit. Şöyle gördüğünüz, bir dakika göstereceğim. Birinci, şöyle gördüğünüz düzlem üzerindeki rakibi tutturuyor ve hasar veriyor. Şu anlık bu 4 saniye ama biz 2 item çıktıktan sonra düz vuruştan çok birinci yeteneğimizi kullanacağız. Hasar kaynağımız birinci yetenek. Birinci yeteneğimiz sürekli olarak kullanacağımız için karşı kanser olacak. İkinci yeteneğimiz W'miz. Gördüğünüz gibi böyle rakibin üstlerine bir damga bırakıyoruz ve o damgaya düz vuruşumuza ya da birinci yeteneğimize ya da ultimize, yani rakibe herhangi bir hasar verdikten sonra bu damga patlıyor ve ekstradan hasar veriyor. E yeteneğimiz sihirli geçiş. Bu yeteneğin sıçradan hiçbir farkı yok. Bu yetenek sıçra. Bak şöyle atıyorum, gördüğünüz gibi kulelerden falan her şeyden geçiyor, duvarlardan. Ve bunda sıçradan hariç farklı bir ekstra özellik hasar veriyor. Hangi rakibin üstlerine atarsak ona doğru gidiyoruz ve hasar veriyoruz. Şunu da keselim bir daha. Muhteşem. Adamın ya MS'i var ya hiç bilmiyor. Hep benim takımıma gelecek değil bu 0'a 15 oynayanlar. Bir sefer de karşıya gelsin, biz kasalım, mutlu bir video çekelim. W yeteneğimizi kulenin üstüne de bırakabiliyoruz ve vurduğumuzda 50 bir fazla hasar verdik. Orada mavi olarak çıkan hasar bizim fazla hasarımızdı. E'yi ben bir de şöyle göstereyim şuradan. Hop. Bakın gördünüz. Duvarların arasından geçebiliyoruz. Sıçradan hiçbir farkı yok. Bildiğimiz sıçra. Bu ilk olarak şöyle, kesinlikle ilk tem olarak mana veren çıkıyoruz. Çünkü manaya çok ihtiyaç duyan bir şampiyon. Birinci yeteneği, ikinci yeteneği, üçüncü, WQE hepsini sürekli olarak kullandığımız için mana veren ilk temimiz. Bunu dövüyorum da kestim büyük ihtimal yine. Adam sıçra attı kafamıza eni. Şimdi ultisi nedir? Ultiyi ben şöyle göstermeye çalışacağım. Ultisini tüm haritaya atabiliyoruz. Şu üste doğru bir yollayalım. Bu arada karşı taraf yanlış lane'e gitmiş. Karşının ADC'si ve support'u üstte. Bakın şöyle de basayım lan, böyle de gösteriliyor. Ulti gördünüz. Ulti tüm global haritada istediğimiz yere atıyoruz isabet dalgası. Minyonlara, rakiplere hepsine hasar veriyor. Yani Jinx'in gibi değil. Değdikten sonra arkaya doğru devam ediyor. Bununla işte bahsettim. Bu arada ultiyi minyonları temizlemek için bile kullanacağız. Çünkü biz birinci yeteneğimizi şöyle göstereyim. Kullandıkça bakın, ultinin bekleme süresi düşüyor. Birinci yeteneği de sürekli olarak kullandığımız için ultimiz neredeyse sürekli olarak kullanabiliyoruz. Şöyle gideceğim, biz bunu kestik bu arada. Tamam, bunu da kestik. Kanka en iyi kesme lütfen. O benim adamım. Tamam, güzel. Bu kadar basit ama güçlü bir şampiyon. Rakiple aramızdaki mesafeyi sürekli olarak ayarlamamız gerekiyor. Hele bir de buzdağın çıkınca arkadaşlar, Q yeteneğimizi atınca rakip yavaşlıyor ama ben şu an buzdağın çıkmayacağım. Çok kastığım için üçlü kuvvet çıkacağım. Karşıda fiziksel hasar fazlaysa ve yani ortalama derecede kasıyorsanız buzdağın çıkın. Hatta siz yani çok kasmadığımız sürece buzdağın çıkalım arkadaşlar. Ben de oynadığım oyunlarda buzdağın çıkıyordum. Oo, buraya Akali gelmiş. Onu dojlamasaydık ölebilirdik. Çünkü ani hasar çok fazla onun da. Bakın gördünüz mü? Minyonların arkasından gitti. Yine de orada Akali'ye tutturduk ve vurduk. Hop, buraya da vuralım. Şu güzelce hasarım vereyim. Ona biraz daha hasar verersem ultimle kesebilirim. Verersem neyse. Şöyle bir sallayalım ultiyi. Aa, tutmadı. Neredeymiş o ya? Orada olması gerekiyordu. O da sıçrasıyla kaçtı. Problem yok, problem yok. Hemen burayı itleyelim. Biraz kuleye hasar verelim. Şuradan. Lan bir tane daha vursam ölecek. Dur lan, şifayı bastım. Şifayı basmışken şöyle gideyim bari onu keseyim. Diğerini de keseyim. Tamamdır. İkinci olarak E yeteneğimizi fulluyoruz. Daha hızlı gelsin diye, bekleme süresi düşsün diye. Hemen buradan W'mu kuleye atıyorum. Hop, kuleyi de alıyorum. Hasar çok fazla.
Şimdi bizim saldırımız olacak, can çalmamız olacak. Mahvolmuş kralın kılıcını da çıkacağız. Oo, üstten de kule verdik. Benim burayı bir turda ittirip üste gitmem lazım. Güzel de bir param birikti. Tamam, o öpücüğü yeseydim ölebilirdim. Onu Allah'tan yemedik. Biz mana veren çıktık değil mi? Aynen, mana veren çıkmışız. Mana veren de bakın, mana veren birazdan dönüşecek. Şu an itemi görüyorsunuz. Ben gösteremiyorum. Oraya tıklayınca göstermiyormuş. Şöyle mana vereni göstereyim. Birazdan dönüşecek mana verenimiz. Çünkü mana kullandıkça orada birikiyor. 600 mana mıydı ne? Ona gelince de item dönüşüyor. Dönüştüğü itemin ismini unuttum şu anlık. Kusura bakmayın. Ultiyle keser miyim? Değdirdik ama kesemedik. Bak ultim şu an 67 saniye. Hemen attım 63. Mesela bakın nasıl azalıyor bak. Şimdiden ultiyi azalttık. Ben şimdi dönüp bir de üçlü çıkınca oradan gelen %20 bekleme süresiyle birlikte daha da hızlı keseceğim. Şu Gromp'u da kesip base atalım artık. 4K para oldu dakika 5. Aslında bu maviyi de alabilirim ya. Alamaya da bilirim. Dur şurada, burada kocaman bir risk aldım. Öyle de bilirim de. Şu mavi alırsak çok tatlı olacak. Hop, tamam aldık. O Master'ın canı çok mu çok? Oo, beni burada görüyorlar. Hemen şurada base'imi atayım. Büyük ihtimal burada da gözüküyoruz da. Şimdi ayakkabımızı çıkalım şuradan küçük. Ardından bir üçlü kuvvet. Ya buzdoğan, size aslında buzdoğanı göstermek istiyorum da çok kastığım için almam gerekiyor. Kusura bakmayın üçlüyü. Üçlü de çıkabilirsiniz. Troll değil. Hatta çoğu kişi üçlü çıkar. Karşı takıma bakacaksınız. Karşı takım. Ben bu takıma buzdoğan çıkmam. Çok kastım. Bunu değerlendirmem gerekiyor. Keseceğiz bu arada onu. Hop hop, hasar görüyorsunuz. Şu Q'yu da tutturayım. Çok güzel hasar var. Çok muazzam hasar var. Bak mesela ben buna daha bir Q tutturdum. Canı görüyorsunuz. Nasıl anlatayım ki Ezreal? Böyle muhteşem bir kahraman. Böyle muhteşem bir kahraman. Manam da bitmiyor. Mana veren, buzdoğan ya da üçlü hangisini çıktıysanız. Şu Ezreal bunu ulti bastırıp üzerime... Helal lan Ahri. Tamam. Diğeri yaklaşırsa diğerini de keseceğim. Şuradan bir sallama atalım. Uf, hasar gördünüz değil mi? Ahri diyorum, Akali'ye verdiğim. Hemen alalım. Bakın bu da bir kombosu. E ile direkt rakibin üzerine yaklaşıp, yani bu sıçra gibi olan yeteneğimiz var ya. W'yu bırakıyoruz, ardından hemen otomatik olarak Q'yu basıyoruz. Yani hiç odaklamayın, siz otomatik olarak basın. Çünkü Q'yu kaçırsak bile o düz vuruşla orada onu avlarız. Burada gördüm de. Tek başına mı, iki kişiler mi, onu göremedim. Buradan şifamı da basacağım. Artık beni durduramazlar. Burada 10-0 gitmem önemli değil. Ben 10-0 gitmesem de durduramazlar. Nerf gelmesi gerekiyor. Çok güçlü. Hemen şuradan kuleyi de açacağım. Hop hop. İlk defa 20 dakikadan kısa sürecek vallahi videolardan biri. Ben yemişlerimizi de yiyelim. Karşının red'i varsa bir de karşının red'ini alayım. Bir de bizim takımda jungle yok. Şu takımla oyun kazanacağız. Oy oy, nasıl patlattık. Ye onu ağzına. Çok güzel. Hasarımın tadına bakın, tadına. Oy, onu tutturdum. Şimdi keseceğim onu. İzleyin. Ya da neyse, riske atmayın. Bizimkiler kesti. Kestin de mi lan? Aa, çok güzel, çok güzel. Zigse kaldı. Dedim adam. Lan lan lan. Adamları ölmedik. Master geliyor. Master geliyor kanka, kurtar beni. Mesafemi koruya koruya vurmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi dibine girmiyorum derken adam sıçra attı, dibime girdi. Neyse ki o da öldü. Üçlüyle çıktım burada hemen bir. Mahvolmuş kralın kılıcı. Ardından aslında civaya ihtiyacım var mı? Karşıda stun yok. Sadece Ahri ve Nami de var. Burada ben civa almayacağım. QSS almayacağım. Bunun yerine biz buradan ne alalım? Biz buradan Zonya alalım. Zonya her türlü işimize yarayacaktır. Zonya'mız da çıktık.
Şimdi bakın buradaki itemi almıyorum gene. Ya kana susamış alacaksınız ya ölümün dansı alacaksınız. Ben şu an ölümün dansını tercih ediyorum. Hop hemen gidelim. Bu arada gördünüz mü? Bakın dönüştü. Bak mana veren dönüştü. Bak farklı bir item oldu. Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Gösterdim. Bir şey diyecektim. Unuttum orada. Şu master'ı kesebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu adam beni kesti. Ben bu adama kanser oldum. Beni kesmenin bedelini öde ulen. Güzel ulti geldi lan birden valla. İlk defa karşı takım bana kötü geldi. Cidden ilk defa. Zevkli bir şeymiş böyle bu kadar kill alıp oynamak. Arakçı da girebilirsiniz. Oyunun başında söyledim mi bilmiyorum. Ben yenilmez girdiğim ama. Arakçı da bize sürekli olarak ekstra özellikler veren bir rün. Bir dakika şuradan şunları gelecek üstüme o. Bu arada karşı böyle de bizim takım da pek farklı değil. Sadece ben oyunun başında onları çok kestiğim için şu an rahat rahat avlıyorum. Sürekli bak gördünüz mü? Q Q Q Q Q başka hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle bir Q şu tarafa doğru ultiyi sallayalım. Yok düz kaçmış. Aslında ben fazla düşünüyorum çünkü normalde kaçmanız gerekirken yamuk kaçarsınız. Bizim kankalar dümdüz oynadığı için. Fayda bastım. Ne olur ne olmaz. Sen de öldün kanka. Tamam. Ona bir daha tutturursak şöyle bir şey deneyeceğim. Çok güzel. Q'yu çoğunlukla siz otomatik olarak kullanmaya çalışın. Çünkü otomatikte de tutturuyor. Uzaktan. Artık tüm işimiz uzaktan ve oyunun başında size ben demiştim. Hatırlıyor musunuz? Q'yu şey yapacaksınız diye. Q adamları inanılmaz rahatsız edecek diye. Görüyorsunuz ne kadar rahatsız ettiğini. Şuradan bir base'imizi atalım. Biri gelirse oynarım. Olmadı eyle kaçarım. Hop. Aa mavi en sevdiğim. Şu blue buff'ımızı da alalım. Manamızı doldururuz. O master'ı kesebilir miyim? Teşekkürler. Çünkü ona çok gıcık kapmıştım. Bir penta gelmez mi bu oyun ya? O nereden kaçıyor? Şöyle bir onu da deneyelim. Bu arada ultiyi de tutturdum. Kim kesti Miss Fortune? Lan 3'lü 3'ümü çaldın. Burada penta atacağız. Bir 20 kill alalım da dur bu oyun bir kill rekorumuzu kıracağız. Bu oyun kill rekorumuzu kıracağız. Burada dit dansı da çıktık ölümün dansını. Şimdi bir koruyucu melek ya da ebedi çıkayım mı bir çılgınlık yapıp neyse. Build'i bozmayacağım. Normalde buraya troll bir build çıkarım ama öğretici tarzında çektiğim için bunların hepsini yapacağız. Troll videolar, farklı videolar, kombolar hepsini size göstereceğim. Merak etmeyin yani. Bizde 19 kill bende başka fazla kill alan yok. 5 kill var Eni. O da yanımda oynadığı için 6 kill oldu. Yani başa baş bir oyun geçecekmiş neredeyse biz. Bu kadar kasmasak. Çünkü takımda başka kill alan yok. Ölüm kanka ölüm. Master bana gelir mi diyeceğim de gelmez gibi. Aa burada kule yokmuş. Ben girerim o zaman buna. Master'cığım özür dilerim kanka. Sana bir şey demedim. Özür dilerim kanka. Özür dilerim. Dur lan kaça kaç. Aa Zonya'yı basamadım. Gördünüz orada mesela E'yi kaçarak attım ardından hemen Q falan atıyorum. Buzdoğanım olsaydı büyük ihtimal ölmezdim. Bakın işte buzdoğanın önemi. Ben biraz burada çok kastığım için üçlü aldım. Çünkü şuradan bir size buzdoğanı açayım. Bakın bize zırh veriyor. 50 armor veriyor zırh. 450 mana veriyor. %20 bekleme süresinde azalma veriyor. İtemin pasifi de biz her Q attığımızda adamın altında böyle bir buzul daire çıkıyor ve yavaşlatıyor. Alan hasarı veriyor. Zonya'yı bassaydım ölmezdim. Ama Master'ı çok güzel kestik. Orada kendimi takdir ettim. 20 kill. Uhu, 20 kill güzel. Ultiyi şöyle minyonları temizlemek için açacağım. Bu ultiyi izlemek inanılmaz zevkli. Minyonları tutturduk değil mi? Tamam. Onların da canını azalttık. Güzel. Red falan alamıyorum. Çünkü bizimkiler red'i hemen alıyorlar.
Şurada mavi alalım tekrar. Kanka özür dilerim ha. Onu otomatik attım, salıyordum. Vay be, eniye bak. Kardeşim benim nasıl oynuyor. Aa, master. Artık o işleri geç mastercim bebeğim. Ben buraları da temizleyeyim. Artık can çalmam var. Saldırı hızım var. Saldırı gücüm var. Manam var. Daha ne isteyebilirim ki? Oho, can yakıyor. Q'larım can yakıyor. Ve bu Q kaç saniye bir geliyor? 2 saniye. 2 saniye bile değil. 2 saniyeden de az bir sürede tekrar geliyor. Anam, o flash neydi? Ben şuraya ittireyim de bu kuleyi artık açmanın vakti de geldi. Kanka ne olur, altında red var. 2 tane alman senin hiçbir işine yaramaz. Onu bana sal diyeceğim de kime diyoruz. Şu taraftan kaç. Aa, güzel, helal olsun, çok iyi yerde kaçtı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Tamam, sürekli deniyoruz, sürekli. Nereye attığım hiç önemli değil. Manam bitmediği için, zaten altında mavi var, mavi olmasa da bitmiyor. Aa, cana bak ya, Nami'yi çok az canla kaçırdık. Bir 30 kill alsaydım ha, kule gitti. Onu niyeyse çok kesmek istedim. Normalde böyle kile flash'ımı falan atmam ama onu çok kesmek istedim. Şimdi geleni indireceğiz. Şurada hemen bir canımızı görüyorsunuz. Ne yapıyor lan bu, bir böyle flash basıyor, bir zonya basıyor. Kardeşim çalma, şurada 30 kill yapmaya çalışıyorum, canını yediğim. Böyle de çalış olmaz. Bu arada düz vuruşlarımız da güçlü. Ben böyle sadece şey kestik mi lan? Çok can doldurmuş mudur? Kesemedik. Şöyle hemen canımı toparlıyorum yine. Bizi kesebilecek insan geldi. Master her türlü keser ADC'yi arkadaşlar. Kasmış olsun, kasamamış olsun. Master bu. Master'la şaka olmaz. Onu kestim ben bu arada. Zonya'mız da güzelce attık. Cana bak oğlum, hepsi niye bir kıdım canla kaçıyor? Bari 25 kill alalım da tam olsun. Bekleyeceğim burada. onu da alamadım. Bir kill almam lazım. Tamam, aldım. Güzel. 25. 30 yapamayacağız. Şöyle ultiyi de şuraya doğru sallayalım. Vallahi tertemiz bir oyun. Ezreal'ın da ne kadar güçlü olduğunu gösterdim. İlk defa 25 kill alıyorum yanlış bilmiyorsam. Conti niye gelmedi? Allah'ın elini sadece sana açacağım. Arkadaşlar umarım Ezreal'ı ve itemleri biraz olsun tanıtabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bye bye.